Merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. Merhaba. Yeni bir haftaya başladık. Selçuk arkadaşımın yanına geldim. Sirius karavandayız. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz minik camper'ımızı Poliera kaplatmıştık değil mi? Evet. Kaplamasını yaptık, artık dışıyla alakalı bir şeyimiz kalmadı. Sadece ufak tefek şeyleri dışında. Ama izolasyonu, işte sağlamlığını, su yalıtımını değil mi? Her şeyini sağlamış olduk. Su yalıtımını tek bir taşla vurmuş olduk. Yine ısı yalıtımı ekstradan yapacağız. Ha, içine şimdi tabii şey yapacağız, izolasyon yapacağız. Birazdan çalışmaya başlayacağız. Şimdi önceki videoda yazmışsınız. Selçuk arkadaşımız biraz öksürüyordu. Bak ne kadar düşünceli takipçilerimiz. Çok sağ olsun. Vallahi bizim çok iyi yorumlar var bu arada, okuyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bizim düşünemediğimizi onlar evet. Düşünüyorlar. Aç bakalım ne varmış. Bu da bizden sana. Çok teşekkür ederim. Bu kozalak şurubu. Şehirden köye göç şöyle. Evet, kozalak şurubu bu. Bak ciddi faydası var. Yani öksürüğe birebir ya. Astım, bronşit falan hani evet. Tarz şeyler de ciğerleri tertemiz yapıyor. Bir de senin videolarda kızıyorlar sana sigara içiyorsun ona diye. Ona dikkat edeceğim, kusura bakmayın. Ama bu var ya, sabah akşam bunu 2 çay kaşığı aç karnına iç, buzdolabında saklayın açtıktan tamam. Sonra. Hı hı. İnanamayacaksın. Hatta sizin ufakla Oğuzhan'a da öksürmeye başladığında verebilirsiniz. Ona tatlı kaşığıyla verin. Tamam. İnanılmaz etkili. Çok teşekkür ederim. Bu var ya, bak 1500 rakımdan toplayıp da yapıyoruz. Yani ne? Böyle egzoz dumanına daha en ufak maruz kalmayan büyük, yerler. Büyük emek, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Aşağıdan çıkmıyor mu? Çıkmaz. Çünkü şu şuraya değiyor. Bunu sökmemiz lazım. Bundan kesemiyorum. Şundan dolayı. Nasıl yapacağız? Yapıştırma muhtemelen. Bir de yok değil mi altta? Yok. Yapıştırma o. Kivi mi var? Yok burada bir şey ya. Var mı? Şimdi üst pencereyi takacağız. Onun için yukarıyı kestik. Biraz büyütmemiz gerekiyordu. Bakın. Kocaman bir cam oldu. Sarmıf. Şey, cam tavan. Şimdi bu hem yukarı hem yana açılacak evet. Değil mi? Onu en son bir deneriz. Evet, şey bağladıktan sonra tabii. Şimdi biz çerçeveyi mi takacağız? Çerçeveyi içeriden takacağız. He, anladım. Bunu silikon deyip biz buraya montajını yapacağız. Ha, çerçeve içeriden takılacak. Hı-hı.
böyle koyuyorum. Tamam. Tutuyorum ben, sen kaldırabiliyorsun. Şuradan tutabilirsin abi, arada. Yani. Arada. Şuradan. Bu açılıyor ya. Ha, doğru. Tuttum tamam. Sinfonları tutsun diye, tamam. Bak taştı zaten. Taşması iyi. Böyle iyi ya. Bu zaten yalıtım için daha iyi. Aynen. Türmüsüz abi. Evet, zaten bunun üstüne biz, bu arada seni de tanıtalım. Selçuk'un çocukluk arkadaşı. Evet, eyvallah, teşekkür ederim. Bize fikir veriyor. Şimdi bunun üstüne araç üstü çadır yapmayı düşünüyoruz. O zaten hani çok gözükmeyecek. Evet, evet. Zaten siyah dairesine geçeceğiz şimdi, beyaz niye yaptınız diye sorarlarız. Elimizde evet. Var. Herhalde su almaz ya. Kesinlikle almaz. Şuraları kapat, şuralardan tekrar zaten silikon geçeceğiz. Silikon döndüğünüz kenarlardan siyah. Kesinlikle almaz. Tamam, bu da tamam. Şimdi... Sırtınızdan sponsorluk al bari. Evet, bakın buradan da böyle. Açılıp kapanacak. Aynı zamanda çerçevesi var. Çerçevesini takacağız içinden. Sineklik. Şu çerçeveyi bir üstüne sineklik. Yani onu takacağız. Peki bu sineklik şu kolları engellemeyecek mi? Engellemez. Büyük olacak ya daha. Öyle mi? Bir büyüğü var mı? Var var. Şu yandaki iki kol çok aşağıda, beni o endişe ettirdi. Bu zaten büyük. İyi mi? İyi. Ama şu bu aşağı inecek gerçi. Daha da aşağı inecek. Yani bu engellemeyecek. Açılması, kapanması. Şu kolları düşünme. Evet. Şurayı aşağı indireceğiz biraz. Yani çerçeveyi takınca mı? Hı-hı. Tabii, o da takılacak. Hı-hı. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards the land. Şimdi bunu iç yalıtım tavanı şurasına yapıştıracağız. Şu aradaki boşluğu hem kapatacak hem de yalıtım sağlayacak. Duvarları da yapacağız tabii aynı şekilde. Şimdi üstteki pencerenin boşluğunu çıkartıyoruz. Ve şimdi neyi nereye koyacağımızı tespit ediyoruz. Kontrol paneli burada olacak. Hı hı. Akümüz burada. Su evyemiz burada olacak. Tabi burası dolap olacak, tezgah olacak değil mi? Evet. Tezgah olacak. Şurada iki tane ışığımız olacak burayı aydınlatmak için. Bir tane USB olacak başucumuzda. Hı hı. Sen şimdi bunların kablosunu ayarlıyorsun. Evet. 2, 3, 4, 5 Tamam, süper. Hidrofor buraya koyacağız. Su depomuz burada olduğu için. Şurada bir tane dış aydınlatmamız olacak. Şöyle. Aynı zamanda mutfak kısmında da olacak. Şimdi şöyle yapıyoruz.
Bir tane iç aydınlatmalar için. Onun üstünde zaten çıt çıt var. İçeriden kapatıp açabileceğiz. Sadece buradan açık kalması yeterli olacak. Bunu ayrı yakıyoruz. Şöyle çıkartalım. Mutfak aydın. Buradan mı açıp kapatacağım? Tamam. Şimdi şöyle anlatmaya başlayayım. Bir tanesini açtık. İki tane lambamıza enerji gitti. Enerjinin üstünde de çıt çıt anahtar var. İstediğiniz zaman istediğini yakıp açabileceksin. Bir tane mutfak aydınlatmamızı yakacak. İkincisi. Buradan. Bir tane USB'miz var. İçeride şarj. Evet. Telefon veya kamera şarjı. Onu da mı buradan açıp kapatabiliriz? Onu da buradan açıp kapatabileceğiz. Ona da ayrı kablo çekeceğiz. Bir tane dış aydınlatma yine orada var. Tamam. Ona çekeceğiz. Bir tane de hidroforumuz var. Hidroforumuza çekeceğiz. Tam mı olmuş? Tam almış oluyoruz. Evet. Başka yani bir şeye ihtiyacımız yok. Karşı olduğum için ben her zaman ayrı kontrolde fayda var. Burada zaten şöyle bunu anlatalım. Bunun üstünde yine şarj aletimiz var. Burası açıkken burada da şarj edebileceksiniz. Burada voltaj göstergemiz, akünün voltaj durumunu gösteren. Burada da çakmaklı, mesela buzdolabını çakmaklı aldık. Ben şimdi onu takıp çalıştırabilirim. Bir buzdolabını buldum. Hı-hı. Onu galiba buraya takıp çalıştırabilirim. Çakmak çıkışı varsa buradan. Buzdolabında mı vardır? Çakmak çıkışı varsa. Onun kendi kablosu mu vardır? Kablosunda vardır muhtemelen. Tamam. Yoksa da satılıyor mu? Bağlamak için. Satılıyor. Hı. Çakmak ucu da yapabiliriz. Tamam. Eğer buradan çalıştıracaksak. Neyse, ben buzdolabını alıp gelirim. Hı-hı. Bakarız burada. Buzdolabına ekstra bir şey anahtar bağlamıyoruz o zaman. Buraya takacaksak. Buzdolabına oraya mı takalım? İşte girişini bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Eğer şeyse orada bir tanesini birlikte bağlarız. Şu USB'lerle aydınlatmayı birlikte bağlarız. Bence öyle yapalım. Tamam. Hem buzdolabı burada olsun. Buzdolabı o zaman USB ile aydınlatmaları 1 yapıyoruz. 2, 3, hidrofor 4, buzdolabı 5. Tamam. 10 lira. 40 lira yani abi. Tesisata başladık. Şeyi, kabloyu biraz kısa almışız değil mi? Evet. Neyse var ya. Hidrofora mı kalmadı? Hidrofora şu an hiç yok. Bir de dış aydınlatmaya yok. Dış aydınlatmalara yok. İyi bak, o şekilde oturabiliyorsun bak. Böyle oturabilirsin. Gördün mü bak? Tamam da. Buradan hava gelip oradan da gelip. Aslında hiç mutfak yapmayacağım. Böyle efil efil takıl işte. Esçek. Bittiğini görürüz değil mi? Az kaldı. Bir şeyimiz kalmadı. Şimdi asıl incik cincik işler var. Evet. Onlar zaten zaman alıyor. Aynen. Şimdi bir Selçuk, bir demirci burada, bir tanıdığı varmış. Burada demir işlerini ona yaptırmış. Yarın aksilik olmazsa o gelecek. Şuraya bir bagaj depo alanı yapmayı düşünüyoruz. Su depomuz da tabii onun içinde olacak. Aynı zamanda ben onunla konuşacağım bakalım. Bir alüminyum bir malzeme var. Şurayı şöyle alüminyumla dönmek istiyorum. Yani hem renkler böyle daha aheste olacak. Sadece koyu bir siyah olmayacak. Bunu yapabilirse böyle bir şey var. Şunları tabii keskinliğini, sivriliğini aldırmamız gerekiyor. Bunun üstüne alüminyum koyup alüminyumu da şöyle dönebilirse süper olacak. Şu arayı açacağım. Buraya. Şuna. Bu USB'nin. Bu USB'nin. USB şu ortada olacak. Hı. Lambaları yukarı yetişirse yapacağız. Bunları tabii yukarı çekeceğiz. Kabloları. Döşeme olacak tabii. Buralar, hı hı. Duvarlar böyle kalmayacak. Burası tamam. Gidebiliriz. Dış aydınlatmayı. Nereden çekeceğiz? Onu da buradan getireceğiz. Şuradan lütfen. İlla delmemiz mi gerekiyor? Aydınlatma için mi? Deleceğiz. Kabloyu sokmamız için. Oraya mı koyalım diyorsun? Hı hı. Biraz daha mı yukarı yapsan Cemal? Şöyle. Tamam. Oradan dışarıyı genişletmek için yapıyorum bunu da. Oradan dışarıyı aydınlatıyoruz yani. Tamam. Takacaksın mı?
Takayım mı? Tak. Ama önce deleceğiz değil mi? Deleceğiz. Kablosunu getireceğiz. İnce şeyin var mı? Var var. Nasıl? Şuradan bakayım. Şu an böyle çok olsun. Güzel evet. Böyle mi yapalım? Aynen yani şuna şöyle simetrik gitsin de. Tamam. Arkadan bir bak istersen. Biraz aşağıya almam gerekiyor. Şöyle denebilirim. Tamam. Deniyorum. Kandırdılar mı yoksa bizi? Kurşun geçirmez diyorlardı. Matkabı hemen geçiriyorlardı. Matkabı geçirdi. Katı düşük olduğu için tabii. Bunun zaten altta yontası var değil mi? Hı hı. Suyu geçirmiyor. Yok yok kesinlikle geçirmez. Şöyle monte edeceğiz. Tamam. Şu an simetriyim. Bence iyi. İyi tamam. Bırakabilirsin abi. İyi. Şeyden atmamız. Burada oldu. Şekillenmeye başladı mı? Evet. O içeri gelecek. O içeri gelecek ama bunu şeyden sonra bence monte edelim. Döşemeden sonra. Tamam. Üstünde kalsın döşeme. Tamam. Sonra döşemeyi yapmamız zor. Şimdi kapağa engel olmasın. Evet. Tamam. Evet elektrikler atıldı. Şimdi aşağıdan ön tarafı hidrofor gidecek. Değil mi? Hı hı. Tabii. Soğutunlarını da çekeceğiz. Suyu pompalayacak. Hı hı. Buradan herhalde bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şu ortada bak demir var ya. Aynen. Onun yanından. Hı hı. Hiçbir şey olmaz. Şimdi buradan aşağıya deliyoruz. Hı hı. Çünkü şeye gideceğiz. Evet bakın buraya. İki tane tek delik olmadı, iki delik oldu. Bu hidrofor su hortumumuz, şu pis su gideri. Bunun altına bir damacana bir şey koyup oradan pis suyu şey yapacağız, tahliye edeceğiz. Pis su dediğimizde yani el yıkama suyu falan yani hani böyle çok bir pis suyumuz olmayacak. Allah gitti rafa. Yavaşladık. Bakın boruları hep oralara şey yapacak. Çırt çırt mı deniyordu ona? Klips yapacak. Şimdi yerlerde yatıyorsun üşüteceğim diyecekler. Meslek gereği ne yapacağım? Evet bakın cengaver. Şu sırtını göster abi. Tekrar giriyorum. Buradan dalıyorum. Eşine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderin. O da kesinlikle gönderin zaten. Kızmasın bize. Akşam evde dayak var. Senin gene kaçacak bir dükkanın var. Ben ne yapayım? Çiftlikten nereye kaçayım? Buradan yandan çıkacak. Hı hı. O zaman yaptıracağımız deponun altından bir delik tabii, açmamız tabii. Lazım. Aynen delik açacağız. Deponun zaten buraya alt... depo olacağı için burayı hiç delmiyorum. Aynen orayı delme. Bu deponun... kenardan çıkacak böyle. Deponun altını deleceğiz. Birimiz bir elektrik, biri de temiz suyu. Peki o su bidonunu biz buraya nasıl sabitleyeceğiz? O metal yapacağız ya. Onun içine sabitleyeceğiz. Onun içinde duracak. Metal hı-hı mi buraya sabitlenecek? Aynen. Onu nasıl sabitleyecek usta? Kaynak yapar şurası. Metal. Ya bunlara kaynak değil yapacak. Kaynak yapar. Sağlam olur değil mi ya o? Kesinlikle abi. Kesinlikle olur. Hiç güzel olmadı. Bence de olmadı. Ama burası tahta biliyor musun? Orayı deliriz. Buraya takabiliriz takarız, ya bunu. Takarız. Takarız. Burası tahta yani kolay ya bu. Takarız takarız. Şunun üstlerine gelmemiş ama zaten bura kapanmıyor. Şey kapanmıyor. Keşke açıp attırsaydık o gün. Evet tesisatımız hazır. Şimdi önümüz yarın muhtemelen bu içine bir süpüreceğiz. Buraların tahtalarını koyacağız. Ondan sonra
artık devam edeceğiz. İçerinin şu duvarlarına da yalıtım malzemesi de konulacak. Sonra buranın dolaplarını artık yapmaya başlayacağız. Öyle öyle. Sona yaklaşacağız inşallah. Pek bir şeyimiz kalmadı. Ama incik cincik işler, ufak tefekler daha uzun sürüyor. Var var. Ortadaki ne? Bu geri vites. Ortadaki kedi gözü mü? Kedi gözü abi. Sinye. O zaman onlar aşağı bakacak. Hı? Geri vites aşağı bakacak. Hı. Değil mi? He? Evet. Belki yerini nasıl tespit edeceğim? Evet, bu şekilde iyi değil mi? Bence güzel. Güzel oluyor. Tamam. Bunu sabitleyeceğiz şimdi. Sence nasıl oldu? Güzel oldu. Soğanmaz değil mi? Hiçbir şey olmaz. Şöyle uzaktan bir bakalım. Oo. Şekli değişti. Karizmatik oldu. He? Valla güzel oldu. Eskisinden güzel oldu bence. Tabii canım. Ne diyorsun abi? Bir de siyah yapıştı yani. Açık evet, açık. Led siyah. He? Led olması da güzel. Evet. Evet, bugünkü mesaiyi bitirdik Selçuk'la. Yuvama döndüm. Hemen hava kararmadan Atay'la civcivlerimizi besledik. Aç kalmasınlar diye. Ne yapmışlar? Kaka mı? Kaka yapmışlar. O bu. Nasıl yapmışlar? Ayı boğan gibi yapmışlar. Onu koparma, dikkat et. Büyük mü yapmışlar? Evet. Onu temizlememiz lazım oradan. Evet, nasıl ama? İğrenç de kokmaz mı? Şey alırsak. Ne yaptınız şey, bugün bakayım evde? İyi miydiniz? Evet. Şey... Ama o yazık değil mi o hayvan? Öyle yapma. Yapıştırma yaptık. Sonra... boyama yaptık. Oo. Sonra annemin ben telefonunu aldım. Aa. Ben de, annemin telefonunda Dot oynadım. Bak sen. Sonra... Bir tane oyun oynadım robotta, ismini bilmiyorum ama. Şimdi de köpeklerle mi oynuyorsun? Sonra birisi aradı annemin telefonunda. Sonra verdim anneme. Ata, ben sana bir şey göstereceğim. Ne? Bak ya. Bak bu küçücük çıkanlar ne biliyor musun? Biliyorum. Ne? Tabii ki ağaç. Aa, ne ağacı? Ağaç değil bak, ne olacak onlar biliyor musun? Tabii ki meyve. Bunda ne olacak? Bak onlar büyüyecek. Gerçi öndeş ver bak. Evet, onlar büyüyecek, bunda ne olacak biliyor musun? Evet, biliyorum. Her yerde bunlardan olacak. Bu. Bak. Bak küçük çıkıyor, görüyor musun? Bak bak. Biliyorum canım. Minik. Tasma minik. Bilmiyorum. Evet. Civciv, iki tane civcivimiz var ya, hareketli maşallah diyelim. Maşallah. Diğer yumurtalar çıkmayacak muhtemelen. Çok vakit geçti ya. Evet. Oh, yorulduk. tüp bitti bayram öncesi. Evet. Zaten hep böyle zamanında bitiyor. Evet, Allah'tan neden? Bayramda bitmedi. Ay valla işte, evet, o da bir şey. Tamam. Yukarı şimdi masada suyum. Temper yapmaya devam ediyoruz. Şimdi temper yapmaya devam ediyoruz. Güzel oluyor. Evet. Tamam mı?
Senin şimdi bir hediyen var. Evet, benim artık bir hediyem oldu. Güzel camper'ımıza. Bir hediye aldın. Daha doğrusu ben şimdi aldım. Ama finansmanını sen karşıladın. Evet, sen aldın, benden, ben sana taksitle ödeyeceğim. Bu benden olsun dedin. Evet. Camper'ımıza. Onu birazdan, şimdi ben Torbalı'ya gidiyorum. Selçuk'un yanına, Sirius Karavan'a. Evet. Orada açılışını yapacağım. Tamam, sen yap orada. Biz de Nevinlere gideceğiz. Bayram baklavası yapacağız bugün. Tamam, onu bu videoda yok. Evet, bir sonraki videoda izlerler. Takip etsinler bizi. Abone olsunlar. Evet, abone olsunlar. Bayram baklavası hiçbir yerde yok. Vallahi bulunmaz. Çok güzel. Efsane. Çıtır çıtır. Of. Of. Felaket bir şey. Bana bir iki tane getirsene. Koca tepsi getireceğim zaten. Öyle mi? Evet. Ya, iyi, tamam. Bana bir iki tane getirsene. İyi, hadi ben gidiyorum. Tamam, hadi. Sana da saatler olsun bu arada. Aşkı Tom. bayram tıraşımı oldum. Biri demiş Çağatay Ulusoy'a benziyorsun ama çok bakımsızsın demiş. Hemen koştur koştur. Vallahi tıraş. Çağatay Ulusoy'dan daha yakışıklı benim kocam. Hiç bir saçım eksik. Değil mi? He? Bir saçım eksik. Evet ya, bir saçın eksik. Saçın da olaydı. Onunla da barışayım ben yani. Evet ama olsun yani. Ne sen abi? Barışık olabilirsin de ben barışık olmayayım. Ne diyor, duyuyor musun onu? Ya sonuçta saç güzel bir şey yani bak. Tamam, hadi o zaman, çok konuştuk, gidelim. İyi, hadi ben gidiyorum. İşler bizi bekler. Bir şey diyemedim. Huysuz bu be. Huysuz. Huysuz bu be. Oğlum bak, seni de parça. Hadi ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Nasıl? Aa. Ulan ben götürecektim sizi. Yani. Ya hadi o zaman. Tamam, şunlara yardım edersen eğer. Zahmet olacak ama. O şimdi gördüm ya. Tadilatçı olmuşsun. Kaldır kollarını bakayım. Bir bakayım, kaldır kollarını. Tişörtünü kaldır. Bak bak, tadilatçı yapmış kendini. Usta mı oldun lan sen? He? Evet, geldim. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, seni sormalı ya, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Devam ediyorsun, girişmişsin işlere. Evet evet. Ya yani şu tesisatı hazırlayayım dedim. Şimdi yalıtımı kestim buraya. Tamam, onu yapıştırayım. Yavaş yavaş bitirelim artık. Kabloları bantlıyor şimdi. Evet, kabloları bantlıyor. Şey olmuş değil mi? Cam süper olmuş. İniyor mu? İniyor iniyor. Allah. İyi be. Bu takılı değildi tabii. Düştü işte. Baya şey dolmuş şey gibi. Şöyle. Ha, tek taraflı da açılıyor. İyi, süper ya. Güzel değil mi? Güzel güzel. Şimdi onun etrafına siyah daisini döneceğiz. Tamam. O yapışkan zaten dün yaptığımız yapışması içindi. Evet. Su almaması için iyiydi. Siyah döneceğiz etrafına. Tertemiz olacak. Şuradan geçeyim dur. Şeyde sanayi bayağı dolaştım ama alüminyum saç bulamadım ya. Alüminyum bulamadım. İzmir'de bulunur diyor. Bir de bayağı maliyetli ya. Pahalı. Ne yapsak? Saç yapabiliriz. Boya yapacağımız için. Boya da çirkin durur mu acaba? Yok. He? Hiçbir sıkıntı olmaz. Demirci gelecek mi bugün? Ararım ben şimdi. Tamam. Eğer döndüyse. Bir ona konuşalım, o bize bir fikir versin. Hı-hı. Ya. Çünkü bu şeyin üstünü de geçmek istiyorum ya. Nasıl, hı-hı, olacak? Çamurlukları da. Bakalım, bakalım yaparız ya, hallederiz. Sen burayı takmışsın. Burayı ben öylesine taktım şimdilik. Hı-hı. Hani bu arada elimizdeki malzemeleri değerlendirelim dedim. Aynen. Boşu boşuna bir plaka malzeme almayalım. Bir sürü şey bir var. Değişiklik yapacağız. Hani eskisine nazaran farklı bir tasarım olacak. Elimizdeki malzemelerle muhtemelen kurtaracak diye düşünüyorum. Öyle mi? Aha. Ekstradan malzeme alıp bir şey yapmayalım. Tamam. Yani. Bir sürprizim var. Hazır mısın? Hazırım. Geliyorum, dur. Tamam. Buzdolabı. Demin ölçülerine baktım, biliyor musun? Ya. Sen gelmeden ölçülerine baktım burayı ayarlamak için. Getireyim dedim, burada canlı canlı. Kalbimiz birmiş. Hayırlı olsun. Aldım bu. İzem'in
hediyesi olacak. Kendine hediyesi. Evet. Şöyle açalım bakın bir. Benim ölçülerine baktım, bildirmem var ya. Şu an bana iyi olmuş, değil mi? İlaç gibi geldi, biliyor musun? Yani şuranın tasarımını ona göre yapayım diyorum. Bunu birlikte yapalım. Yo, evden çıktığımda hava yazdı. Aynen, bakacağım tişört. Şu hava kış oldu ama. Yani burası biraz şey, içerisi güzel. Bu herhalde biraz var. 25 litre. Aha. Onu biraz yukarı kaldıracağız ya da oraya bir yer yapacağız. Ya da bunu şu yukarıda duracak. Yukarıda duracak ya da. Bir dakika gireyim ben. Şunları şuraya koyayım. Şöyle yan tarafına o kapak kapandığını kapanmaz. Şöyle. Burada bir formül bulacağız. Buraya girmiyor değil mi? Buraya girmiyor. Bunu yükseltebiliriz. Biraz daha içeri alırız. Ama o zaman da kullanımımız zor mu olur? Zor olur ya. Onu güzel. Ne bileyim? Yüksek olur. Evet. Gayet yeter. Çakmakları falan da var. Kabloları da var. Buzdolabı şey, şuraya takabiliriz. Ne diyorsun? Yani mesela sıcağı da var da sıcağı nasıl, ne yap? Fan var ya içinde. Mesela sıcağı neyle kullanacak? Ne amacıyla yani bir insan buzdolabı sıcaktır? Börek falan koyarsan belki. He. Yenge börek yapar. Piknik malzeme. Evet, şimdi bir deneme yapacağız. Mobilyaya başladık arkada mutfak kısmına. Öncelikle şu stop lambalarının doğru yanıp yanmadığını bir kontrol edin dedik. Çünkü şimdi Selçuk buraları bağlayacak, bantlayacak. Bir daha geri dönme şansımız çok zor. O yüzden aracı döndürdük. Bir deneyeceğiz bakalım. Şu kabloları ayırayım ben ince. Evet, şimdi bunu aşağı monte ettik. Şu kısmı aküyü koyacağız. Hı-hı. Akümüz olacak. Şurası eşya deposu gibi olacak. Bu arada dışarıda inanılmaz bir fırtına çıktı. Akümüz burada duracak.
buradan çekip alıp şarj edebileceğiz. Evet. Kapaklar koyacağız tabi buraya. Kapaklar. Evi aşağı inecek, aküye engel olur mu? Akü girmeyebilir ha.